Merhaba arkadaşlar, 9. sınıf İngilizce'de bizi ne bekliyor, sizi ne bekliyor? Gelin isterseniz bu dersimize buna bakalım. Şimdi, öncelikle tabii ki gramer ağırlıklı eğitim biraz azaldı. Ama tabii ki bizim gramer bilmezsek bazı cümleleri yanlış kuracağımız için öncelikle kelime öğrenmemiz ama kelime öğrendikten sonra da gramer konularına hakim olmamız gerekiyor. Studying abroad, my environment, movies, human in nature birçok farklı konu göreceğiz. Birçok farklı ünite göreceğiz. Veyahut da işte world heritage yani dünya mirası falan bunların hepsini göreceğiz ama burada bizim öğreneceğimiz temel konularla alakalı bir hatırlatma yapalım. Şimdi birincisi burada verb to be'yi göreceğiz. Subject pronouns yani zamirler Türkçe adıyla zamirleri göreceğiz. Possessive adjectives, have, has got. Bunları zaten 5. sınıfta, 6. sınıfta, 7. sınıfta, 8. sınıfta birikimli olarak görmüştük. Şimdi 9. sınıfta üzerine geçeceğiz. Burada sizden istediğimiz şey şu. Bakın arkadaşlar, İngilizcenin temel kurallarıyla alakalı eğer sadece hocam İngilizce biz yazıldan yazılı görüyoruz diyorsanız bazı kuralları temeline bilirseniz ardından da bol bol kelime çalışırsanız zaten İngilizceyi sadece okul için değil aynı zamanda günlük hayatınızda da ileride üniversite sınavında da çok faydalı olacak şekilde kullanabilirsiniz. There is, there are. Burada işte tekillere, çoğullara. Prepositions of place. Yani hani vardı ya in, on, at gibi ifadeleri göreceğiz. Possessives, object pronouns yine aynı şekilde nesneleri göreceğiz. Demonstratives, singular and plural. Yani tekil ve çoğul kelimeleri yine çevremiz konusunda birlikte öğreneceğiz. Simple present tense ve tabii ki ardından gelecek olan diğer ünitelerde göreceğimiz present continuous tense ve aynı şekilde simple past tense esasında İngilizcenin temel konuları. Yani hatırlarsanız şöyle bir zaman tablosu çizdiğimizde burası yani şu anda yapılan şeyleri gördüğümüzde now, şimdi, at the moment, şu anda veyahut da işte look şuna bak dediğimizde veyahut da listen dinle dediğimizde şu andan bahsediyoruz. Bu durumda present continuous tense yani I am going dememiz gerekiyor. Mesela ben şu anda ne yapıyorum? Ben şu anda ders anlatıyorum veyahut da konuşuyorum diyelim mesela. I am talking. Bu şimdiki zaman olmuş oluyor. Ama eğer geçmiş olursa bu sefer I talk diyoruz. Peki geçmiş zaman olduğunu nereden anlıyoruz? İşte cümlenin içerisindeki bazı ifadeler var. O ifadeler mesela diyelim ki yesterday yani dün veyahut da last week yani geçen hafta, last month geçen ay veyahut da one minute ago. Bir dakika öncesi bile artık geçmişte kaldı. Bizim derse başladığımız an geçmişte kaldı. Buna benzer ifadeleri gördüğümüzde de simple past tense'te fiillerin ikinci halini kullanıyoruz. Düzenli fiiller var, düzensiz fiiller var. Bunları bilmemiz lazım. Bir de tabii ki geniş zaman var. Yani bunların her birinde olan, her zaman olan zaman. Geçmişte, şimdi, gelecekte olan. O da ne diyoruz? I talk. Yani ben her gün konuşuyorum. I talk every day, every morning, always. Mesela I always talk. Ben daima konuşurum. I never talk. Ben asla konuşan gibi ifadeler kullanıyoruz. Burada WH questions yani who, when, which, why, where, nerede, ne zaman, nasıl, niçin gibi soruları da how tabii orada o sorumuz. Bunları da öğreneceğiz. Peki hocam tamam kelime öğrenmeyle alakalı kelimelerle farklı yerlerde karşılaşmamız gerektiğini önceden söylemiştiniz. İngilizce biz öğrenmemiz gereken yani işte movies konusunda ya da human in nature konusunda veyahut da işte inspirational people konusunda öğrenmemiz gereken kelimeleri bir kağıtlara yazdığımız zaman ve bunları ara ara kontrol ettiğimiz zaman aklımıza kalabilir. Peki grameri nasıl yapacağız derseniz arkadaşlar burada biz zaten bunlarla alakalı size gramer videoları yayınlamaya çalışacağız yazılardan önce. Ama bunun haricinde kitap reklamı yapmak istiyorum size neden? Çünkü bu kitabı bizzat kendimiz sizlere videolu bir şekilde hazırladık. Yani burada emzar konusunu anlatırken bunun videosunu da çektik sizler için. Aynı zamanda buradaki soruları cevapladıktan sonra buradaki soruların da yine videosunu sizler için hazırladık. Bu 9. sınıfa kadar tüm öğrencilerin kullanabileceği bir kitap. Ve kitabın içerisi 5. sınıf seviyesinden başlıyor. Yani ilk başta en temelden başlıyor. Mesela I was, I were konusunu öğretiyorsak dün plajdaydım, bugün işte işteyim diyor. Bunu hiili şiilisini gösteriyor ve bununla alakalı videoları da bizzat sizlere gösterdik. Yani normalde bizim kitaplarımıza kare kod okuttuğunuz zaman soruların çözümü vardır. Piyasa kitapları. Burada konu anlatımlarının da videolarını sizler için hazırladık. Dolayısıyla bunların her birini bu kitaptan görebilirsiniz. Yani sizin göreceğiniz tüm konular I had to, I didn't have to, would like, have done, going to, can, play, must, is done yani pasifler, relative clause'lar hepsini sizler için tek tek burada izah ettik. Hatta bunların sonuna kelime kartları da koyduk sizler için kelimeleri ezberleyebileceğiniz. Ve yine aynı şekilde biraz daha uzun ve zorlayıcı kelimeler, birbirine karıştırıcı kelimeleri gösterdik. Yani talk da konuşmak demek, speak de konuşmak ama speak dil konuşmak. Say söylemek, tell anlatmak, sing de şarkı söylemek. Bunlar birbirine benzeyen ifadeleri bir araya kullandık. Mesela buy satın almak, sell satmak, borrow ödünç almak, lend ödünç vermek, receive almak yani uydu alıcısı gibi almak, get yine almak, take yine almak anlamına geliyor. Bunları nasıl kullanabildiğini kartlarla gösterdik. Yani
En alt sayıdan. Hocam benim İngilizcem kötü diyorsanız buradan da başlayabilirsiniz. Bunlar önemli sizin için. Niye? Çünkü bu kitabı bitirdiğinizde, bu kitabı takip ettiğinizde veya diyelim ki okulda can konusunu öğreniyorsunuz. Açacaksın kardeşim. Can demiş bakıyorum ben. Nerede? Can I? İşte I can play. 56'yı açıyorsun. 56. sayfayı açtığın zaman sana zaten can'i gösteriyor burada. Açıyorum hemen 56'yı. I can play the guitar. Gitar çalabilirim. He can play the guitar. Tamam, ben bunun videosunu da izlemek istiyorum. Tak karakoda okutuyorsun. Videosu geliyor karşına. Bunların hepsini tek tek size anlatıyor. Ardından da buradaki cümlelerin kuruluşunu tek tek gösteriyor. Sonra bunun alıştırmalarına geçiyorsun. Bu alıştırmaları yaparken takıldığın bir soru olursa direkt zaten cevapları var burada. Her bir sorunun cevabı var. Ama bu sorunun cevabı neden bu diye merak ediyorsan bu sefer yine karakoda okutup sana hocalar tek tek izah ediyor. Bunları da bu yüzden söylüyoruz. Yani sonuç olarak sizler zaten kendiniz çalışacaksınız. Hocam biz tamam ders çalışacağız ama hangi videolardan, hangi kitaplardan çalışacağız diyorsanız bunları da göstermek istedik sizlere. Present tense ve present continuous tense arasındaki, present simple tense ve present continuous tense arasındaki farkı söyleyeyim. Temelinde bunlar şu an yapılan şeyler. Now at the moment'ı gördüğümüzde, bunları gördüğümüzde present continuous tense kullanacağız. Eğer her zaman yapılan I always, I sometimes, every day, every week, işte on Fridays bak. On Fridays demek cuma günleri demek. Yani her cuma anlamına geldiği için bu da geniş zaman olmuş olacak arkadaşlar. Simple past tense'de yine regular ve irregular farkına dikkat etmeniz gerekiyor. Present perfect tense'dir hocam derseniz. Present perfect tense'de ise şuna dikkat etmemiz lazım. Bu sefer yine geçmişte ama tam olarak ne zaman yapıldığı belli değil. Yani geçmişte yapılmış ama işte daha yeni yapıldı. Veyahut da işte henüz yapılmadı. Az önce yapıldı. Tam spesifik belirgin bir zaman olmadığı zaman bu sefer de I have done diyeceğiz. Demek ki I do yaparım, I did yaptım, I have done da yaptım. Arasındaki fark ne? I have just done, daha yeni yaptım. Mesela tam olarak ne zaman yaptım belliyse I did yesterday diyorsan, I did 2 minutes ago diyorsan, 2 dakika önce diyorsan past simple kullanacağız. Yani ikinci hal. Ama üçüncü halinde ise tabii ki yine fiilimizin ne zaman tam olarak spesifik olarak yapıldığı belli değilse ve etkiliyorsa. Mesela hiç Ankara'ya gittiniz mi siz? Gitmişsinizdir muhtemelen ama ne zaman gittiğiniz önemli değil. Yani bir ara gittim hocam işte neyse ne bir ara okul gezisine gitmiştik. Bu veya Ankara'da yaşıyorsanız zaten bu sizin için anlamsız. Buna benzer bir soruyu present perfect tense kullanacağız. Ama mesela ben arkadaşıma diyorum ki geçen hafta Ankara'ya gidecektin gitti mi abi? Bak bu sefer past simple tense kullanmamız gerekiyor. Burada da yine bu konuyu sizler için hemen şöyle göstermek istiyorum bir kez daha. Sonuçta bu kitabı aldığınızda elde edeceğiniz bilgiler daha değerli olduğu için ben bunu birkaç kez daha göstereceğim size böyle. Sayfa 38'i açıyorum. Sayfa 38'i açtığımızda mesela present perfect tense'i yine anlatıyoruz. Arabası kirli. Arabasını şu anda yıkıyor. Arabası temizlendi bak. Şu an temizlendi ve pırıl pırıl oldu belli. Yemek yiyorlar. Yemeklerini yediler. Ve ardından da yemek yani yemekten hazırlıyorlar. Yemeklerini yiyorlar ve ardından da yemekleri bitti. Daha yeni bitti anlamı olduğu zaman present perfect diyeceğiz. Ve burada da işte has already, işte has just gibi ifadelerle konuyu pekiştireceğiz. Demek ki just, işte already gibi ifadeleri gördüğümüz zaman bunun present perfect tense olduğunu da bilmemiz gerektiğini söyleyeceğiz. Be going to a future simple'da gelecek zamanla alakalı ifadelerimiz olacak. Dolayısıyla arkadaşlar çalışan kazanır, çok rahat halleder. Yeter ki düzgün bir planımız, düzgün bir çalışma ortamımız olsun. Ardından da İngilizce de bizim için hiç zorlanacak bir şey değil. Zaten temelinden alacağımız bir şekilde bizler sizlere hem sınıf anahtarımıza, hem de YouTube yazılarımıza, hem de YouTube yazılarımıza, hem de az önce bahsettiğimiz kitaplarla destek olmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım, görüşmek üzere. İyi butonuna tıklayarak kitabımızı alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.